Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlulukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımızda 11. sözden devam ediyoruz. Zaten 5 haftadır. 5 hafta demeyeyim de 5 derstir diyeyim. Çünkü tam haftayı tutturmadığımız oluyor. Bu okumaları yapıyoruz. 11. sözdeki yolculuğumuz sürüyor. Temsil kısmını okumuştuk. Temsilden sonra bir miktar da metinde ilerlemiştik. Bugün de size yine bir 2 sayfa kadarcık... Belki 2 sayfa kadar da olmaz. Bir kısmı okumak istiyorum. Ondan sonra da üzerine ince tefekkür yapmaya çalışalım. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Biz de hidayetini ondan diliyoruz. Şüphesiz o bu balları, bu şekerleri bizim dilimize koymasa biz bunları telaffuz edemeyiz, düşünemeyiz, kalbimizden geçiremeyiz. Sizinle beraber Ahmet'e de bir bağış oluyor yani. Pekala, başlayalım okumaya. Pardon, önce yine ayetleri bir hatırlayalım. Bir de giriş paragrafını mutlaka okuyalım ki bu sözün ne yaptığını genel anlamda o söylüyor bize. Estağfirullah. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاهَا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا اِلَى آخِرٍ. Şems suresinin 1 ve 7. ayetleriydi bunlar. Şems suresinin 1 ve 7. ayetleri. İlâ ahir denmesinden belki şunu da anlamalıyız. Daha önce söylemiştik. Şems suresinin devamı da ve belki daha nice ayette bu manaya dair. Yani onlar da burada kastedilmiş, işaret edilmiş, murad edilmiş ama zikredilmemiş diyelim. Kısa bir meali şu şekilde bu ayetlerin: yemin olsun güneşe ve aydınlığına, yemin olsun güneşe ve aydınlığına ve onu takip eden aya ve onu gösteren güne ve onu örten geceye ve gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene ve nefse, kişiye ve onu intizamla yaratana. Gördüğünüz gibi daha meal düzeyinde ayetle muhatap olduğumuzda bile, ayetlerle muhatap olduğumuzda bile şunu fark ediyoruz. Cenab-ı Hak genelden özele, en geniş daireden en küçük daireye doğru bize bir düzen ilişkisini anlatıyor. İnsanın nefsi düzenli mi? Evet, düzenli. Varlığımızın an be an devam edebilmesi zaten bu düzenle ilişkili. Yani bir şeyin devamlı olarak var olması... Öncekinin yasalarıyla sonrakinin yasaları, öncekinin fiilleriyle sonrakinin fiilleri, öncekinin hafızasıyla sonrakinin hafızası gibi gibi daha birçok katmanda bir aynılığın olmasıyla mümkün. Ahmet niye şu an var olduğu gibi bir dakika sonra karşınızda yine Ahmet olarak var? Yani bu Ahmet bir düzenlilik gereği. Çünkü Ahmet hafızasıyla, ruhuyla, karakteriyle, bedeniyle birçok aynılık taşıyor bir dakika sonrasıyla. Bu bir düzen. Bu düzen bizde böyle olduğu gibi, yani Ahmet'in Ahmetliği doğumundan ölümüne bir serencam içinde, elbette Cenab-ı Hak orada küçük küçük tasarruflarda bulunuyor. Ahmet'in bedeni yenileniyor, Ahmet'in karakteri değişiyor ama bunlar yine Ahmet'in aynılığı içinde kalıyor. Bir intizam içinde devam ediyor yani. Nasıl tarif edelim bunu? Bir telefon modeli çıkıyor, sonra onun üstüne bir telefon modeli daha çıkıyor. Değişim var mı? Var ama bu... Aslın ne olduğunu sorgulatmıyor bize. Ya da birdenbire telefon kullanılmaz hale gelmiyor. Yeniden, yeni baştan yeni bir aletle tanışıyormuşuz gibi olmuyor. Bir aynılık var. Kimliğini oluşturacak kadar bir aynılık var. Aşinalık, ülfet oluşturacak kadar bir aynılık var. Onun üzerine de küçük değişiklikler var. Acaba demeyeceğiniz kadar değişiklikler. Ahmet de Ahmetliğinde elhamdülillah Cenab-ı Hakk'ın sanatıyla... Oradaki oranı ölçüsüyle acaba'ya düşmüyor. Ahmet yine Ahmet kalıyor. Hepimiz yine hepimiz kalıyoruz. Her birimiz yine her birimiz kalıyoruz. Bu işte Cenab-ı Hakk'ın bizdeki intizamıdır.
kimlik sahibi olmak aslında bir düzen sahibi olmaktır, aynılık sahibi olmaktır. Aynılığı olmayanın kimliği de olmaz, şuuru da olmaz, bilinci de olmaz, hafızası da olmaz, aklı da olmaz. Bu bütün bu bahsettiğimiz şeyler, insanı insan yapan şeyler, varlığı varlık yapan şeyler aslında bir kollamayla mümkün. İşte burada en küçük daireye en son geliyor ama biz oradan alıp büyük daireye doğru gidelim. İnsanın düzeni sadece kendisiyle ilgili değil ki. İnsanın düzeninin devamı da içinde bulunduğu ortamın düzeninin devamıyla mümkün. O da onun içindeki ortamın düzeniyle mümkün. Gidiyoruz, lafı uzatmayayım. En sonunda alemin en son sınırlarına dayandığımızda diyoruz ki, en küçük varlığın düzeninin devamı, en büyük dairenin düzeninin devamıyla ilişkili. Çünkü aynı yasalar geçerli zaten. Yani insaniyet, yer çekimi, kütle çekimi yasası üzerinde durduğu gibi evren de yine aynı yasanın, aynı yer çekimi, kütle çekimi yasası, zayıf atom kuvveti, kuvvetli atom kuvveti falan filan böyle şeyler var. İşte manyetik kuvvet filan, işte dört temel kuvvet var diyor bilim adamları şimdi. Bak bütün bunlar bende de geçerli. Geçen işte Michio Kaku'nun Paralel Dünyalar eserinde okudum, hoşuma gitti. Bir bilim adamı diyor, Nobel ödüllü bir biyolog, ismi Geri miydi, Geri bir şeydi, unuttum şimdi ismini, diyor ki insan diyor atomların atomları anlama yoludur. İnsan atomları anlıyor ama kendisi de atomlardan yaratılmış. La teşbih ve la temsil, şöyle sanki kainat kendisini insanla anlıyor. Biz kainatın kendisini anlama yoluyuz. Cenab-ı Hak bizi böyle halketmiş. Yine başka bir bilim adamı da şey diyor mesela, o da Stephen Hawking'in talebesiymiş, Don Page diye bir adam. Orada üniversitesi falan da geçiyordu. Sosyal medyada paylaştım ben o sayfayı hatta. Diyor ki, kainat diyor, belli bir yaratılış amacı var diyor, zekayı var edecek şekilde özellikle tasarlanmış, tasarım diyor onlar, biz takdir diyelim. Bunlardan birinci amaç diyor şey olabilir, Cenab-ı Hak insanı yoldaş edinmek istiyor olabilir. İkincisi de diyor Cenab-ı Hak sanatıyla kendisini yüceltiyor olabilir. Biz bunları Risale-i Nur'da okumuyor muyuz? Okumuyor muyuz? İsmi Kayyum bahsinde aynen bu mevzular var. Demek ki biz çok böyle gerilerde bir şeyden bahsetmiyoruz. Bugünün fizikçilerinin tartıştığı mevzular aynı Risale-i Nur'da da mevcut. Dallandırmayayım. Gördüğünüz gibi güneş, aydınlığı, ay, gün, gece, gökyüzü, yeryüzü, onun yayıp döşenmesi, bunlar hep insanın varlığının devam etmesiyle ilgili. İnsan öyle kendi başına var olmuyor. Bu düzenin içinde ve bu düzenin devam ettirilmesiyle varlığı sürebiliyor. Öyle olunca da onu çözmek, alemi çözmekle, alemi çözmek de insanı çözmekle birbirine ilişkileniyor. Ey kardeş, eğer hikmet-i alemin tılsımını ve hılkat-i insanın muammasını ve hakikati salatın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen, nefsimle beraber şu temsil hikayeciye bak. Temsil hikayeciyi okuduk, paragrafa geri dönelim. Eğer hikmet-i alemin tılsımını, bu alem niçin yaratılmış? Bir bu, ikincisi bu alem hangi amaçla, maksatla yaratılmış? Tılsım demek, definecilere hep örnek veriyorum, onlar şey diyorlar işte, tılsım okunmadıkça hazine orada da olsa, doğru yeri de kaçsan bulamazsın. O nasıl bir şeyse görmeyi sağlıyor, ulaşmayı sağlıyor diyorlar. Alemin de bir tılsımı var. Doğru bakış açısını, doğru tefekkür açısını, doğru anlama açısını yakalayamazsan alem de sana sırrını, hazinesini vermiyor. İşte o neymiş? Hikmet-i alemin tılsımını ve hılkat-i insanın muammasını. Ya insan denilen 60-70 kilo... Yok 60-70 kilo az söyledim. Belki hanımlarda olabilir. Erkeklerde o kilo az. 90 kilo, 100 kilo diyelim. Bir canlı. Bu canlı bu kadar kozmik bir alemde, bu kadar geniş bir alemde yaratılmış ve hepsiyle ilgili. Merak ediyor, ulaşmaya çalışıyor. Elinden gelse yıldızların ötesine gidecek. Bir zekası var, bir işte sanat kabiliyeti var, daha neler neleri var. Ya bu niye bu şekilde var edildi alemin bir köşesinde? Bir ucunda, bir dairesinde niye bu şekilde var edildi? Bunun da sırrı bu sözde açıklanmaya çalışılacak. Üçüncüsü de hakikati salatın rumuzu.
namaz neden emrediliyor? Onun nasıl bir hakikati var? Biz hep diyoruz ya, Adem aleme namazından bağlanır. Adem aleme namazından bağlanır. Tersi de mümkündür. Alem de Adem'e namazdan bağlanır. Yani büyükle küçük arasındaki intizam o kullukla kurulmuş oluyor. Biz kelami şeriata intisap ettiğimiz zaman kevni şeriatla uyumlu hale geliyoruz. Cenab-ı Hak böyle bir sırrı imtihan vesilesi kılmış diyelim. Evet, şimdi okuduğumuz kısımları atladık. Bugün okuyacağımız kısma gelelim. Bismillah. Birinci kafile olan Sueda ve Ebrar ise Zülcenaheyn olan üstadı dinlediler. Temsilde bunlar vardı. Burası hakikat bahsi artık. Birinci kafile olan Sueda ve Ebrar ise Zülcenaheyn olan üstadı dinlediler. O üstad hem abddir, ubudiyet noktasında Rabbini tavsif ve tarif eder ki Cenab-ı Hakk'ın dergahında ümmetinin elçisi hükmündedir. Hem Resul'dür, Risalet noktasında Rabbinin ahkamını Kur'an vasıtasıyla cin ve inse tebliğ eder. Şu bahtiyar cemaat o Resulü dinleyip Kur'an'a kulak verdiler. Kendilerini enva-ı ibadatın fihristesi olan namaz ile birçok makamat-ı âliye içinde çok latif vazifelerle telebbüs etmiş gördüler. Evet, namazın mütenevvi eskar ve harekatıyla işaret ettiği vezaifi, makamatı mufassalan gördüler şöyle ki. Evvelen, asara bakıp gaibane muamele suretinde saltanat-ı rububiyetin mehasinine temaşager makamında kendilerini gördüklerinden tekbir ve tesbih vazifesini eda edip Allahu Ekber dediler. Saniyen, Esma-i Kutsiye-i İlahiye'nin cilveleri olan bedayine ve parlak eserlerine dellallık makamında görünmekle Subhanallah velhamdülillah diyerek takdis ve tahmid vazifesini ifa ettiler. Salisen, Rahmet-i İlahiye'nin hazinelerinde iddihar edilen nimetlerini zahir ve batın duygularla tadıp anlamak makamında şükür ve sena vazifesini edaya başladılar. Rabian, Esma-i İlahiye'nin definelerindeki cevherleri manevi cihazat mizanlarıyla tartıp bilmek makamında tenzih ve medih vazifesine başladılar. Hamisen, miktar-ı kader üstünde kalem-i kudretiyle yazılan mektubat-ı Rabbaniye-i mütalaa makamında tefekkür ve istihsan vazifesine başladılar. Sadisen, eşyanın yaratılışında ve masnuatın sanatındaki latif incelik ve nazenin güzellikleri temaşa ile tenzih makamında Fatır-ı Zülcelal, Sani-i Zülcemallerine muhabbet ve iştiyak vazifesine girdiler. Diyor ve metin devam ediyor ama biz devamını okumayalım. Bu kadarını tefekkür etsek zaten nuruna la nur. Epey bir şey başarmış sayılırız. Onu da çok şey yapmıyorum, umut etmiyorum. Genelde o kadar çok gidemiyoruz metinde ama deneyeceğiz. Fakat şimdi bu okuduğumuz metinle temsilde bağlı olan bir kısım var. Ben öyle düşünüyorum. Orayı bir hatırlayalım. Şuradan başlayalım. İşte o muarif üstadın her bir dairede birer avanesi bulunuyor. Kendisi en büyük dairede, şakirtleri içinde durmuş. Bütün seyircilere şöyle bir tebligatta bulunuyor, diyor ki, bu tebligatın aşamaları, ben bu metinle, bu kısımla, hakikat bahsinin bu kısmıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ey ahali, şu kasrın meliki olan seyyidimiz, bu şeylerin izharıyla ve bu sarayı yapmasıyla kendini size tanıttırmak istiyor. Siz dahi onu tanıyınız ve güzelce tanımaya çalışınız. Hem şu tezyinatla kendini size sevdirmek istiyor, siz dahi onun sanatını takdir ve işlerini istihsan ile kendinizi ona sevdiriniz. Hem bu gördüğünüz ihsanat ile size muhabbetini gösteriyor, siz dahi itaat ile ona muhabbet ediniz. Hem şu görünen inam ve ikramlarla size şefkatini ve merhametini gösteriyor, siz dahi şükür ile ona hürmet ediniz, hem şu kemalatın asarıyla manevi cemalini size göstermek istiyor,
siz dahi onu görmeye ve teveccühünü kazanmaya iştiyakınızı gösteriniz. Hem bütün şu gördüğünüz masnuat ve müzeyyenat üstünde birer mahsus sikke, birer hususi hatem, birer taklit edilmez turra koymakla her şey kendisine has olduğunu ve kendi eseri deste olduğunu ve kendisi tek ve yekta, istiklal ve infirat sahibi olduğunu size göstermek istiyor. Siz dahi onu tek ve yekta ve misilsiz, nazirsiz, bir hemta tanıyınız ve kabul ediniz diyor ve burası devam ediyor. Gördüğünüz gibi temsildeki o tebligat da aşama aşama, burada hakikat bahsindeki şeyler de aşama aşama, o ebrarın ilerleyişi, Cenab-ı Hakk'ın marifetindeki ilerleyişi de aşama aşama. Bunların arasında bir benzerlik ben hissediyorum. İlgilerinde konuşmaya çalışacağız şimdi. Birinci kafile olan Sueda ve Ebrar ise. Sueda yüksekler demek galiba. Sueda'ya bakalım. Evet, seyitler, efendiler. Galiba yüksekler şey de olabilir bir manası. Ya da ben yanlış kökle bağlantı kuruyorum. Seyitler, efendiler diye verilmiş burada. Ebrar ne demek? Ebrar'a da bakalım. İyi insanlar diye burada verilmiş. Birinci kafili olan Sueda ve Ebrar ise, yani siz anlayın ki Cenab-ı Hakk'a iman edenler, ibadet etmeye kastedenler, niyet edenler, onu uygulayanlar, o tebliği dinleyenler işte. Yaver Ekrem'in aleyhissalatü vesselam bulunduğu tebliği dinleyenler. Zülcenaheyn olan üstadı dinlediler. O üstad hem abdir. Zülcenaheyn ne demek? Zülcenaheyn iki kanatlı demek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki kanadı var, iki yönü var. Onu kastediyor burada. Zülcenaheyn olan üstadı dinlediler. O üstad hem abdir. Nedir bu kanatlar? İşte oraya geldik. O üstad hem abdir. Kelime-i şehadette söylüyoruz değil mi bunu? Abduhu ve Resuluhu diyoruz. İşte abd olması, abdiyeti kulluğu, ubudiyet noktasında Rabbini tavsif ve tarif eder ki Cenab-ı Hakk'ın dergahında ümmetinin elçisi hükmündedir. Hem Resuldür, abduhu ve Resuluhu, bak ne sırlar saklıyor. Hem Resuldür, Risalet noktasında Rabbinin ahkamını Kur'an vasıtasıyla cin ve inse tebliğ eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın irşadının, muvaffakiyetinin en büyük sebepler dairesinde nedenlerinden birisi de belki budur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi tebliğinin muhatabıdır aynı zamanda. Cenab-ı Hak'tan bir hakikat getiriyor mu? Getiriyor. O hakikat sadece bizler için mi? Kendisi dahil değil mi? Hayır. Kendisi en fazla inkıyatta bulunuyor. Onun hak peygamber olduğunun bir delilinde Bediüzzaman Hazretleri bu olarak söyler. Yani kendisi kaçmıyor getirdiği şeyden. Hilesinin olmadığı, kendisinin azami derecede o emirlerle amel etmesinden belli. Yoksa diyemez miydi eğer haşa sümme haşa, tövbe haşa, öyle bir şey mümkün değildi. Bir dolandırıcı olsaydı ya o kadar zor işlerde kendisini azat edemez miydi yani? Herkese zekatı emredebilirdi ama işte peygambere o yok diyebilirdi. Herkese namazı emredebilirdi ama ben peygamberim bana yok diyebilirdi. İşte herkese orucu emredebilirdi ama ben peygamberim ihtiyacım yok zaten günahlarım affedilmiştir diyebilirdi. Ama haşa sümme haşa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öyle bir şeyi yoktu. Zaten onun dürüstlüğünün, sıddıkiyetinin, ismetinin en büyük delili de budur. Hepsinde ümmetinin önüne geçti. Öyle bir oruç tuttu ki bizim oruçlarımız hala onun orucundan feyiz alıyor. Öyle bir namaz kıldı ki bizim namazlarımız hala onun namazlarından feyiz alıyor. Öyle zekat verdi, öyle hayırlarda bulundu ki biz ona yetişemiyoruz yani. Sırtındaki hırkasını verecek kadar, bugün getirileni yanına bırakmayacak kadar, kendisine hediye getirilen veya işte bağışlar, zekatlar, sadakalar hiçbirisini elinde tutmayacak kadar cömertti. Bu fedakarlığı, bu yokluklar içinde hakikati ayakta tutma çabası onun nübüvvetindeki samimiyetinin en bariz delillerindendir. Yoksa insan nefis sahibi, hele haşa sümme haşa, tövbe haşa, Allah kendi sözünü Allah sözü diye lanse edecek bir dolandırıcı ki çok büyük bir hilekar demektir. Hilekarların en büyüğü demektir. O zaman kendi hayatındaki bu fedakarlığı niye yapsın?
Değil mi yani? Niye bedel ödesin? Madem milleti bu kadar kandırmış, haşa sümme haşa, öyle temiz bir eteğe böyle çamur gitmez ama bu ihtimalin hayatıyla yalanlandığını görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam getirdiği vahye en çok kendisi inkiyat etti. Vahyin indiği zamanda nasıl bir vaziyete geçiyordu sahabeler anlatıyor. Yani o haleti ruhiyesi bile sadece o vahyin hak olduğuna delildir. Uygulamadaki samimiyeti delildir. Korkusu, Cenab-ı Hak'tan korkusu, cesareti, onun adına cihad ederken cesareti, ya tebliğdeki motivasyonu diyelim, heyecanı, şevki, onların hepsi onun nübüvvetinin delilidir. Hem de muvaffakiyetinin sırrıdır. İşte Zülcenaheyn olan üstadı dinlemek lazım, dinlediler. Zülcenaheynliğinde bir tarafı abd olması ve abdiyeti resuliyetinden önce anılıyor. Biliyorsunuz kelime-i şehadette abduhu ve resulüh diyoruz. Bununla ne kastediyoruz? Bir kastettiğimiz şu, biz beşerden olan, seyyidimiz olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bile tapmıyoruz. Onun da Allah'ın kulu olduğunu biliyoruz. Bazıları bugünün Kur'an Müslümanları diye geçinen, aslında Kur'an'la bir ilgileri yok. Maksatları hadis inkarcılığı, ehli sünnet yolundan bid'a ile ayrılmak. Cenab-ı Hak onları ıslah eylesin. Diyorlar ki ya siz peygamberi çok abartıyorsunuz, neredeyse tapacaksınız. Arkadaş, sünniler her kelime-i şehadet getirişlerinde abduhu ve resuluhu söylüyorlar. Yani bu insanlar bu kadar işin farkındayken, bu abduhu ile bu işin başladığını bilirken mi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tapacaklar? Tapıyorlar dediklerinin delili ne? Sünnetine ittibaları. Kusura bakmayın ama sünneti biz Kur'an'dan ayrı görmüyoruz ki. Biz sünneti Kur'an'ın parçası gibi, tamamlayıcısı gibi görüyoruz. O yüzden sünnete ittibamız, Cenab-ı Hak'tan ayrı ona muhalif olarak Efendimiz'e ittibamız değil ki Aleyhisselatü Vesselam. Sünnete ittibamız, Kur'an'a ittibamız zaten. Kur'an'da namaz kılın diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da benim kıldığım gibi kılın diyor. O parçalar birleşmiş ve şeriat bütünlenmiş oluyor yani. Burada bir muhalefet yok, bir aykırılık yok ki. Tamamlayış var. İşte onun bir tarafı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın abd, kul, Cenab-ı Hakk'a ibadetle sorumlu, ibadet ediyor takvası hepimizden ziyade. Ubudiyet noktasında Rabbini tavsif ve tarif eder ki, Cenab-ı Hakk'ın dergahında ümmetin elçisi hükmündedir. Buradan salavat bahsine de bir bağlantı kurmak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a niye müminler olarak bu kadar salavat getiriyoruz? Üstad Hazretleri onu da bu iki taraflı olmakla bağlıyor. Yani abduhu ve resuluhu hakikatiyle bağlıyor. Şimdi bizim bir elçimiz olsun bir yerde, gitsin ne yapsın devlet başkanına, bizim adımıza bir şeyler söylesin. Sorumluluğu var ve o söyledikleri sayesinde bize de büyük kıyaklar yapılacak diyelim. Büyük avantajlar sağlayacağız. Büyük ikramlar olacak o söyledikleri sayesinde. Şimdi o elçinin güçlü olabilmesi için, taleplerini güçlü bir şekilde dile getirebilmesi için, hatırının büyük olması için ne yapılır? Normalde beşer ne yapar? Vatandaş, halk, onun destekleyicileri veya onu seçip gönderenler, mebus edenler izhar ederler desteklerini. Gösterirler ve kendilerine sorulduğunda evet biz de onu seçtik, onun temsiliyetinden razıyız derler ki gittiği yerden taleplerini alabilsin. Tek başına kalmasın. Nasreddin Hoca'nın filler meseli gibi, Timur'la filler meseli var ya, halk Nasreddin Hoca'ya gaz vermişler. Ya bu Timur'un fillerini besleyemiyoruz. Ocağımız kurudu. Yani yiyecek içecek kalmadı bunları beslemekten. Git Timur'a söyle bizim adımıza bu şeyleri bağışlasın bizden. Hani bu, beslemeyelim bu filleri artık. Nasreddin Hoca tamam demiş. Kalabalığı almış arkasına, gitmiş Timur'un yanına. Her giderken birileri kaçıyor Timur'un korkasından. Nasreddin Hoca bir gelmiş Timur'un karşısında, talepte bulunmuş. Ahaliyle biz böyle böyle yapıyoruz. Timur hangi ahali demiş, bir dönmüş Nasreddin Hoca. Fıkra bu tabi. Arkada kimse yok. Demiş ki orada kıvırmış. Ahali diyor ki bu filler az geldi, birer tane daha gönderin falan. Bu sefer ahali daha da borç çıkmış. Önceden kaç filse artık, şimdi daha da fazlası olmuş.
Neden? Arkasını boş bıraktılar. Elçi gittiğinde arkasında bir destek görmedi. La teşbih ve la temsil. Bu bir fıkra tabi elbette. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Cenab-ı Hak'tan bizim adımıza çok önemli taleplerde bulunuyor. En başta rahmetini istiyor, keremini istiyor, dualar ediyor. Cennet istiyor, günahlardan bağışlanmamızı istiyor. Hepsi bizimle ilgili birçok duası var. Zaten o mübarek bebekken de ümmeti dedi, ölürken de, vefat ederken de, dar-ı bekayı irtihal ederken de ümmeti dedi. Derdi oydu zaten, kendisi değildi ki, derdi bizimdi, bizim durumumuzdu. Şimdi hal böyleyken o kadar samimi şekilde bu elçiliği yaparken ya arkasından çekilinir mi? Elbette her fırsatta, elimize geçen her şeyde, ortamda, şartta salavat getirerek onun bizim elçimiz olduğunu, bizim ona destek çıktığımızı, destek çıkmak derken yani katıldığımızı, onun efendimiz olduğunu, seyyidimiz olduğunu, onun duasının duacısı olduğumuzu, duasının duacısı olduğumuzu, amin dediğimizi gösteriyoruz. Bu bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la aynı zamanda dinamik ilişkimiz. Kalbimizde onun muhabbetini böylece yaşatıyoruz. Onunla biatımızı böylece tazeliyoruz. Nasıl La İlahe illallah deyince Cenab-ı Hak'la ahdımızı yeniliyoruz. Kalbimizdeki imanı yeniliyoruz. Hadis-i şerif var. Kalpte imanlar eskir. La İlahe illallah ile yenileyiniz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun gibi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la biatımızı da salavatla yeniliyoruz. Onun için dua ediyoruz. Onun Cenab-ı Hakk'ın katındaki değerinin artmasını diliyoruz. Çünkü orada bulunacağı talepler bizim adımıza, bize kıyak, bize güzel gelecek şeyler. Onun makamının yükselmesi bizim işimize yarıyor. Yine bize yani salavat da bize. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam salavat istemiş ama onu da bizim için istemiş. Ubudiyet noktasında Rabbini tavsif ve tarif eder ki bize imamlık yapar o konuda. Ubudiyet noktasında Rabbini tavsif ve tarif eder. Böylece biz nasıl kulluk yapacağımızı biliriz. Cenab-ı Hakk'ın dergahında ümmetinin elçisi hükmündedir. Elhamdülillah. Hem Resul'dür. Risalet noktasında Rabbinin ahkamını Kur'an vasıtasıyla cin ve inse tebliğ eder. Hem de Cenab-ı Hakk'ın bizim yanımızdaki elçisi. Hem bizim Cenab-ı Hakk'ın yanındaki elçimiz, iki taraflı. Hem de Cenab-ı Hakk'ın bizim yanımızdaki elçisi. Bir de onun emirlerini bize iletiyor. Buradaki inkıyadımız, ittibamız da yine bizim lehimize. Böylelikle yine ne gösteriyoruz? Ya Rabbi biz senin elçinin sözünü tutuyoruz. Sen de onun bizim adımıza senin katından istediklerini ver. Demiş oluyoruz. Buradaki ittibamız da yine bize puan yazıyor yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle iki yönü var. Tek bir yön değil, iki tarafı da var. İşte Mekke müşrikleri veya devrindeki diğer işte ehli kitap müşrikler vesaire. Neden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yerine bir melek gelmeliydi falan filan, Kur'an'da geçer bunlar işte diyorlar. Çünkü bu iki yönünü birden kavramıyorlar. Eğer melek gelseydi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değil de bir melek bize gönderilseydi, o zaman bizim nasıl imamımız olacaktı? Biz onu nasıl takip edecektik? Meleğin iş işleyişi başka, insanın iş eyleyişi başka. İnsanın imamı insandan olur. Nasıl ki karıncanın işte kraliçesi kendi türünden oluyor, arının kraliçesi kendi türünden oluyor, her canlının işte lideri kendi türünden oluyor. Çünkü o türün şeyi, ferdi onlara imamlık yapabiliyor, yol gösterebiliyor, onları anlayabiliyor. Onlar da kendi dertlerinin şifasını onun hayatında bulabiliyorlar, tecrübesinde bulabiliyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da bizden birisi olması lazımdı. İçimizden birisi olması lazımdı. İçimizden birisi olmasaydı biz onu anlayamazdık, o da bizi anlayamazdı. Sadece tek taraflı olurdu. Yani Hazreti Cebrail Aleyhisselam gibi vahyi getirmekten ibaret kalırdı. Sünneti, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti abdiyetidir aynı zamanda. Yani bir taraftan Cenab-ı Hakk'ın emirlerinin tebliği var sünnetin içinde. Ama bir taraftan da abdiyeti var. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insan oluşu, insanlığı anlayışı, bu da sünnet-i seniyenin içinde mündemiş.
O yüzden biz hadis-i şerifleri okuduğumuzda gönlümüze, kalbimize şifalar buluyoruz, aklımıza şifalar buluyoruz, derdimize şifalar buluyoruz. Sünnetle ilgili amelleri yaptığımızda, herhangi bir tercihatımızda sünnet olanı seçtiğimizde bir rahatlama hissediyoruz, bir yolumuzu bulmuş, deniz fenerine ulaşmıştık hissediyoruz. Bu da onunla ilgili. Çünkü bizim içimizden birisi, yabancımız değil. Derdi de, yarası da, sızısı da, şefkati de, muhabbeti de, duası da hep tanıdık. Bu iki yönünü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı unutmayalım. Onu doğru anlamak bu iki yönüyle olur. Hem insaniyeti var, abdiyeti var, hem de elçilik vazifesi var. Cenab-ı Hakk'ın Resul olarak gönderdiği birisi. Tek bir taraf değil. Şu bahtiyar cemaat, o Resulü dinleyip Kur'an'a kulak verdiler. Kendilerini enva ibadatın fihristesi olan namaz ile, işte namaza yine döndük, kendilerini enva ibadatın, ibadet çeşitlerinin fihristesi, fihriste ne? Hani her şeyin özeti gibi, hepsinden içeren bir şey olan namaz ile, burada ne diye verilmiş fihrist, ona bakalım, özet diye verilmiş. Fihristesi olan namaz ile birçok makamat-ı âliye içinde çok latif vazifelerle telebbüs etmiş gördüler. Telebbüs etmek, giyinmek gibi bir manası var galiba. Burada ne diye verilmiş ona da bakalım. Telebbüs, giyinme, evet. Yani onlara bürünmüş olarak diyelim, buradakini öyle anlayalım. Enva ibadatın fihristesi olan namaz ile birçok makamat-ı âliye, yüksek makamlar içinde çok latif vazifelerle telebbüs etmiş, bürünmüş, giyinmiş olarak gördüler. Evet, namazın mütenevvi eskar ve harekatıyla işaret ettiği vazifeleri, makamatı mufassalan gördüler şöyle ki. Burada şimdi namazın yaptığı işleri anlatacak. Tabii bunda Üstad Hazretlerinin bize özet olarak verdiği bir kısmı, belki namazın bundan çok daha fazla yaptığı işler var insanda, alemde. Şu yukarıya geri dönelim ama. Bakın, Resulü dinlemek de, Kur'an'a kulak vermek de. İkisi birden enva ibadetin fihristesi olan namaz ile bağlandı. Öyle dedi ya, o Resulü dinleyip Kur'an'a kulak verdiler. Kendilerini enva ibadetin fihristesi olan namaz ile, birçok makamat-ı âliye içinde çok latif vazifelerle telebbüs etmiş gördüler. Demek ki Resulü dinlemenin de aleyhissalatü vesselam, Kur'an'a uymanın da ölçüsü öncelikle namaz. Kardeşim, namazlarını kılıyor musun? Ama bu namazları kılıyorsun derken, işte Edip Yüksel'in dediği gibi dua ediyorum namaz oluyor, veya Yaşar Nuri Öztürk'ün dediği gibi günde üç vakittir, yok şurası yoktur, burası vardır. İşte günlük tartışmalar modernistler sayesinde, Allah onları ıslah etsin, her gün yeni bir şey duyuyoruz. Yok namaz şudur, yok namaz budur, değil. Tam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şekilde, hakkı mezheplerin bize anlattığı şekilde, dört hak mezhebin bize anlattığı şekilde, Efendimizin öğrettiği şekilde bir namaz kıldığınız zaman o namaz hem Kur'an'a kulak vermek hem Resulü dinlemek olur. Namaz böyle namaz olur. Kur'an'da namaz var ama namazın kelime manası şudur, işte ben bunu yapıyorum yetiyor. Olmaz. Bak ne oldu, Resulü dinlememiş oldun. Yani onu ayrı bırakmış oldun. Namaz sünnet ve Kur'an'la beraber namaz oluyor. İçinde hem insani şey var, öğeler var, hem vahyin parçaları var. Yani biz Kur'an okumadıkça namaz namaz olmuyor mesela. Fatiha'sız namaz olmuyor. Kıraat olmadan namaz olmuyor. Diğer taraftan da insani hareketler, rükûlar, secdeler, oturuşlar, tahiyyatlar, yani olmadıkça yine namaz olmuyor. Bu ikisini buluşturunca namaz namaz oluyor. İnsani olanla Kur'ani olanı buluşturunca namaz gerçekleşmiş oluyor. Efendimizin sünneti üzerine oluyor tabi bu. O nasıl tarif etmişse. Resulü dinleyip Kur'an'a kulak verdiler. Kendilerini enva ibadatın fihristesi olan namaz ile birçok makamat-ı âliye içinde çok latif vazifelerle telebbüs etmiş gördüler. Burada Allahu Alem namazın işte eskar ve harekatı devamındaki cümlede söylüyor. Ona gönderme var. Biz bunu tam bilmiyoruz ama
yani manevi alemlerdeki karşılığını bilmiyoruz. Namazdaki her hareketin Allah bilir alemin bir yanıyla, bir yönüyle ilgisi var. Kıyamın başka bir yanıyla, rükûnun başka bir yanıyla, secdenin başka bir yanıyla ki hayatın dönemleriyle bile ilgisi var. Ben onu bir şeyde görmüştüm. Çocuk mesela emekliyor, bizim secdemize benziyor. Oturur vaziyeti çocuğun mesela ya da biraz daha büyümüş, bizim oturuşumuza benziyor. İşte rükûsu yaşlılığa benziyor, ayakta duruşu gençliğe benziyor, ömrün aşamalarına da benziyor. Diğer canlıların işte yaşayış şekillerine de benziyor. Onların işte kimisi dört ayak üstünde duruyor, kimisi yerde sürünüyor. Onların da aşamaları sanki namazda var. Daha bunun gibi belki fizik yasalarının, kimya yasalarının, biyoloji yasalarının da namazın harekatıyla ilgili karşılıkları olabilir, vardır. Alemin belki bilemediğimiz boyutlarının da namazın harekatıyla, içindeki manalarla bağlantısı vardır. Biz şu an bunu kuşanamıyoruz ama şunu biliyoruz. Namaz Adem'i aleme bağlıyor. Bundan eminiz. Biz bir şekilde bu namazı kıldığımız zaman bütün manalarını kuşanamasak da o hareketlerin nelere karşılık geldiğini bilemesek de bağlanmış oluyoruz. O da öyle diyor. Bak makamat-ı âliye içinde çok latif vazifelerle telebbüs etmiş gördüler. O hareketleri yaptığımızda biz bir şeylerin içine yarıyoruz. Bir şeylerin içine dahil oluyoruz ama belki bilmiyoruz ne olduğunu. Ama sürece girmiş oluyoruz. Evet, namazın mütenevvi eskar ve harekatıyla işaret ettiği vezaifi makamatı mufassalan açıkça gördüler şöyle ki. Vaktimize bir bakalım. Vaktimiz de kalmamış. Buraya girelim mi? Buraya girelim mi? Bir tanesini konuşalım bari, girmiş olalım. Evvela birinci olarak asara bakıp, eserlere bakıp, gaibane muamele suretinde saltanat-ı rububiyetin mehasinle temaşager makamında kendilerini gördüklerinden tekbir ve tesbih vazifesini eda edip Allahu Ekber dediler. Bu şimdi gaibane muamele sureti ne demek? Bir resim sergisine gittiğinizi düşünün. Ressam da orada ama siz ressamı muhatap almadan eserlere bakarak yorumlarda bulunuyorsunuz. Bu bir nevi la teşbih ve la temsil gaybane gibidir. Yani bir an için eseri yapanı unutmak değil de onu bizzat teveccüh etmemek, bizzat ona muhatap olmamak, biraz arkada kalması gibi. Yani arkada kalmak da doğru ifade mi bilmiyorum ama gaybane surette muamelede bu vardır yani. Eşyayı muhatap alıp çıkarımlarda bulunuyorsunuz ama doğrudan Allah'a yönelmemiş oluyorsunuz o sırada. İşte o Fatiha'daki eşik. Estağfirullah, elhamdülillahi rabbil alemin, errahmanirrahim, maliki yevmiddin. Buraya kadarki kısım gaybane muameleye örnektir. Biz Cenab-ı Hak'tan bahsediyoruz. İşte onun nasıl bir Allah olduğundan bahsediyoruz ama doğrudan Allah'a yönelmemiş oluyoruz. Yüzümüzü çevirmemiş oluyoruz sanki. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn dediğimizde yani yalnız senden yardım diler ve yalnız sana dua eder ve yalnız senden yardım dileriz. Şimdi doğru söyledim. Yalnız sana dua eder ve yalnız senden yardım dileriz dediğimiz zaman bir eşik atlamış oluyoruz, bir teveccühte bulunmuş oluyoruz. Gaybani muameleden hazırani surete dönüyor. Bizzat onu muhatap alarak oluyor. İşte resim sergisinde bir ressamı aklında var ama tam muhatap almadan resimleri övmek var. Bir de dönüp ressama övgülerini iletmek var gibi düşünün. Biz de evvelen ne yapıyoruz? Asara bakıp, eserlere bakıp, Cenab-ı Hakk'ın eserlerine bakıp, gaybane muamele suretinde saltanat-ı rububiyetin, Cenab-ı Hakk'ın rububiyet saltanatının mehasinine, güzelliklerine, temaşager bir seyirci makamında kendilerini gördüklerinden, kendimizi öyle görüyoruz. Tekbir ve tesbih vazifesini eda edip Allahu Ekber diyoruz. Demek namazda bu var. Biz namazda bunları yapıyor muyuz? Yapıyoruz arkadaşlar. Şuurunda olmasak bile. Cenab-ı Hakk'ın asarında sanatlar olduğunu namazımız tasdik ediyor. Nasıl diyelim bunu? Namaz sürecinin içine girdiğimiz an zaten kainatta böyle bir şeyin olduğunu biz kabul etmiş oluyoruz. Yoksa namazda ne işimiz var bizim? Namaza
dahil olmak, namaz ibadetine adanmak, günde 5 vakit onu yaşamak, bu bizim kainatla muhatabiyetimizin anlamı olduğunu, kainatın bir anlamı olduğunu, bir vazifesi olduğunu, bizim de ona dahil olduğumuzu, parçası olduğumuzu kabul etmemizi ifade ediyor. Namaz bunu ifade ediyor. O yüzden Bediüzzaman Hazretleri bir yerde diyor, ibadeti terk eden adam kainatın tesbihatını da anlamaz. Çünkü o süreçten çıkmış oluyor. Namaz o sürece girmek oluyor. Namazın terki de o süreçten çıkmak oluyor. Haşa, namazı kılmayan dinden çıkar demiyorum ama fakat bayağı da bir şey kaybeder yani. O dinamik süreçten kopmuş olur. Cenab-ı Hak daha da ileri savrulmaktan muhafaza eylesin. Fakat namazın içine giren adam dinamik sürece dahil olmuş olur. Namaz onu uyandırmış olur yani. İlk uyanışı yaşamış olur. Ve gaibane suretinde artık Cenab-ı Hakk'ın yaratışına bakarak onun rububiyetinin saltanatını okumaya girer. Ha az ilerler, ha çok ilerler ama girmiş olur o kapıdan. Çünkü baştan tayin etti, bunlar Allah'ın eseri, ben de ona ibadet ediyorum diye tayin etti. Bu tayin başladıktan sonra artık siz ister istemez o yoldasınız. Kafanız o tarafa doğru, kalbiniz o tarafa doğru yöneliyor. Asara bakıp gaibane muamele suretinde saltanat rububiyetinin mehasinine temaşager makamında kendilerini gördüklerinden tekbir ve tesbih vazifesini eda edip Allahu Ekber dediler. Burada şu da var, yani namaz aynı zamanda hayatı namaza dönüştürüyor. Namaz hayatı namaza dönüştürüyor. Bakınız burada Bediüzzaman Hazretleri birçok aşamadan bahsedecek. Vaktimiz de doldu, uzatmayayım daha fazla. Bu aşamalardan her birisi namazın içinde olmak zorunda da değil sadece. Normal gündelik hayatım kapsayacak şekilde Üstad Hazretleri bahsediyor. Mesela burada bahsettiği şey sanki sadece namazın içinde değil gibi. Böyle yaşadıklarından diyor sanki, tabiri caizse. Ki yine Üstad Hazretleri'nin dediği bir şey, namazını eda eden insanın günlük adat-ı ibadeti helalden olmak şartıyla, günlük adetleri dahi helal dairede olmak şartıyla ibadet hükmüne geçebiliyor. Demek ki namaz günü de dönüştürüyor ya da namaz zamanı da dönüştürebiliyor. Zaman algısını, zamanı, yaşayış tarzımızı da dönüştürebiliyor diyelim. Ama bu kısımlar tabii kaldı. Bu aşamaları inşallah bir dahaki derse boşlanmış olalım. Orada daha ince tefekkür etmeye çalışalım. Gördüğünüz gibi karınca hızıyla ilerliyoruz. Ama ben de bu ilerleme hızımızı beğeniyorum. Metinler üzerine düşünmemi sağlıyor. Belki buraları daha önce düşünmemiştim, bu şekilde anlamaya gayret etmemiştim. Sizin bereketinizle, vesileliğinizle ben de buraları açmaya çalışıyorum. Cenab-ı Hak azımızı çoğaltsaysın, sırrından bize çokça bağışlasın. Bizi onları sadece diliyle söyleyen, aklıyla düşünen değil de kalbiyle, ruhuyla, hayatıyla da ifade edenlerden öylesin. En başta da ihlas etmeyi kazanmayı hepimize nasip eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru da'vahmenil hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.